Hemoroid Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi gerek tedavi ettiği hasta sayısı açısından gerekse çalışan personel açısından ülkemizin en kalabalık merkezi olma özelliğini devam ettiriyor. Yılda 3200 ila 3500 çift merkezimize başvurarak buradan tüp bebek tedavilerinden faydalanıyorlar. Burası bir referans merkezi. Gerçekten zor vakalar buraya başvuruyorlar ve onun için her platformda hastaya, her koşulda çok geniş bir yelpazede tedavi imkanı bulabiliyorlar. Merkezin bir genel hastane bünyesinde olması çok büyük bir avantaj. Çünkü her türlü konsültasyon, diğer birimlerle her türlü hasta bazında iletişime geçmeniz mümkün. Merkezin önemli özelliklerinden birisi kendi alanımızdaki hemen hemen bütün ilklerin bu merkezde gerçekleştirilmiş olması. 1994 yılında ilk mikro enjeksiyon uygulaması Türkiye'de. Daha sonra ilk embriyoların dondurulması ve çözülmesiyle canlı doğumlar. Ardından preimplantasyon genetik tanı uygulamaları, yani embriyoda genetik tanı uygulamalarının gerçekleştirilmesi. Şu anda embriyolarda genetik tanı yönünde dünyada en çok vaka yapan merkezlerden bir tanesiyiz. Bu özellik nedeniyle 2013-2015 yılları arasında Dünya Preimplantasyon Genetik Tanı Cemiyeti'nin başkanı olarak seçildim ve halen bu görevi devam ettiriyorum. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafından hasta geliyor. Yurt dışı vakaların gelmelerinin en önemli sebebi burası bir referans merkezi. Her platformda hastaya, her koşulda çok geniş bir yelpazede tedavi imkanı bulabiliyorlar. Merkezimiz çok uzun yıllardır tüp bebek teknikleri konusunda Sağlık Bakanlığı'nın bir eğitim merkezidir. Tabii ki böyle kalabalık bir merkezin kendi iç eğitimi söz konusudur. Bunun yanı sıra merkez bünyesinde araştırma ve geliştirme laboratuvarı olan bir merkezdir. Burada doktor ve biyolog arkadaşlarım tüp bebek tekniklerinin daha ileriye götürülebilmesi, daha mükemmelleştirilmesi ve aynı zamanda dünya literatürüne de katkıda bulunabilmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedirler. Bu 23 yıllık çalışma sürecinde 25 bin civarında bebeğimizin olduğunu söyleyebilirim. Tüp bebekte başarı oranlarına baktığımız zaman 40 yaş altı vakalarda merkezimizdeki başarı oranı bir tedavi başına %50 ila 55 oranında. Hatta hem yaş genç hem kadının rezervi çok iyiyse bu oran %73'lere kadar çıkıyor. Ancak yaş başarıyı ciddi şekilde azaltan bir faktör. 40 yaş üstüne çıktığınızda her artan yaş için gebelik oranları azalıyor. 40-42 yaş arasında merkezimizde %15 civarında gebelik başarısı var. 43 yaş ve üzerinde bu oranlar bütün dünyada olduğu gibi %5'in altına iniyor. Çiftler bize başvurduklarında ilk etapta çok kapsamlı bir muayene yapıyoruz. Ama muayene öncesinde çiftlerin geçmişteki öyküsü bizim için çok önemli. Daha önce herhangi bir tedavi olup olmadıklarını, yaşam koşullarını, eğer tedavi olmuşlarsa tedavinin detaylarını, daha önce tüp bebek tedavisi uygulanıp uygulanmadığını, eğer böyle bir uygulama varsa kullanılan ilaç dozlarını ve kadının bu ilaçlara karşı verdiği yanıtı çok kapsamlı bir şekilde sorguluyoruz. Sorgulamadan sonraki aşama kadının ultrasonografik olarak değerlendirilmesi aşaması ki bu çok önemli bir aşama. Çünkü bu aşamada kadının yumurtalık rezervini değerlendiriyoruz ultrasonografi ile. Ultrasonografi tek başına bir yumurta değerlendirme yöntemi değil ama çok değerli bir yöntem. Diğer yöntemlerle kombine ediyoruz ve kadının yaşına, daha önceki tedavilere verdiği cevaba, ultrasondaki yumurta sayısına, antimüleryen hormon seviyesine bakarak ona göre bir uygulamada tedavi dozu belirliyoruz. Yine bu ilk muayenede, ultrasonografik muayenede rahime ait doğuştan anormallikler olup olmadığını, rahim iç tabakasının düzenli olup olmadığını, yeterli kalınlıkta olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ve
Eğer daha sonra bir tüp bebek uygulaması yapılacaksa bir embriyo transfer provası yapıyoruz. Rahim ağzından kateter kolaylıkla geçiyor mu bunu anlamak için. Ve bütün bu değerlendirmelerin sonrasında eğer kadında bir tüp bebek tedavisi değil de başka tedavilerle bir kısırlık tedavisi yapılabilecekse endoskopik tekniklerden örneğin faydalanıyoruz. Mesela tüplerinde problem olduğundan şüphelendiğimiz bir vakada endoskopik olarak bir optik kamerayla karnın içine girip pelvik organları, üreme organlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Ya da rahim içinde sorun olduğundan şüpheleniyor isek miyomlar, polipler, yapışıklıklar. Yine aynı şekilde optik kamerayla rahim içine bakıyoruz. Kadında bütün hormonal tetkikleri değerlendiriyoruz. Öyküye göre ekstra hormonlar isteyebiliyoruz. Kadının ekstra bir hastalığı var mı? Yani üreme sistemini etkileyebilecek bir dahili problemi var mı? Bunu değerlendiriyoruz. Gerekirse ilgili branşlarla konsültasyonlar yapıyoruz. Ve kadını bu şekilde tedavi öncesinde hiçbir eksikliğe maruz bırakmadan tam olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Başarılı bir tüp bebek tedavisi yapabilmek için kadının ve erkeğin çok iyi değerlendirilmesi gerekir en başta. Bu nedenle kadında en iyi değerlendirilmesi gereken noktalardan bir tanesi yumurtalık rezervidir. Çünkü kadının yumurtalık rezerviyle tüp bebek başarısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Aynı şekilde kadının yaşıyla tüp bebek başarısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu nedenle yumurtalık rezervini değerlendirmek için birçok incelemeye başvuruyoruz. Ultrasonografi ile bu kadınların yumurta sayılarını bazal antral folikül sayımıyla değerlendiriyoruz. Ardından yumurta rezervleri hakkında çok yüksek oranda bilgi veren kan testlerinden faydalanıyoruz. Bu nedenle eğer rezervi çok iyi değerlendirirseniz hangi tedaviyi, hangi dozda ve ne şekilde vereceğinizin çok iyi bir planını yapmış olursunuz. Buradaki en önemli başarının altında yatan sırlardan birisi her bir çiftin kendi içinde bireysel olarak ele alınması, o şekilde değerlendirilmesi ve sadece o çifte uygun olan tedavi sisteminin ortaya konulabilmesi. Biz buna günümüzde bireysel tedavi yöntemleri diyoruz. Kadında tüp bebek tedavisinin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden birisi bu tedavi için uygun dozda hormonun o kadın için seçilebilmesi ve bunu seçerken de bir takım kriterlerin doğru değerlendirilmesi. Çünkü her kadının vücut kitle indeksi, yani kilosu, boyu, yaşı, daha önce tedaviye verdiği cevap farklı olduğu için biz bireysel tedaviler kullanıyoruz tüp bebek tedavilerine başlarken. Bu da o kadını çok iyi bir şekilde değerlendirmeyi gerekiyor ki doğru dozlar verilebilsin ve arzu edildiği kadar yumurta elde edilebilsin. Burada kombine olarak antimüleryen hormon, kadın vücut kitle indeksi, yaşı, daha önceki tedavilere alınan yanıt, onların dozları bizi bireysel tedaviler konusunda doğru yönlendiren parametreler. Çok yakın bir ekip çalışmasıyla tüm hastaların dosyaları her öğlen birlikte ekipteki tüm doktor arkadaşlar, embriyologların katılımıyla tek tek incelenerek kişilere uygun o günkü dozlar seçilir ve bölümler arası daima bir iletişim söz konusudur. Laboratuvarla klinik doktorları, androlojiyle genetik, genetikle örneğin doktorlar arasında çok yakın bir ilişki olmak durumundadır. Endoskopik cerrahiler kısırlık tedavisinde çok yaygın kullanılan operasyon teknikleridir. Biz de merkezimizde çok yaygın olarak bu tekniklerden faydalanıyoruz. Yılda 3500 civarında çift tedavi ettiğimize göre bu çiftlerin önemli bir kısmında cerrahi tedavi gerektiren endometriozis veya tüplere ait problemler ortaya çıkıyor ya da rahim içi yapışıklıkları, miyomlar, gebeliği kötü yönde etkileyen patolojiler tanımlanıyor. Bu patolojilerin önce düzeltilip daha sonra tedavilere geçilmesi
ya da sadece ameliyat sonrası bu vakaların kendi kendine gebe kalma şanslarının arttırılması amacıyla histereskopi ve laparoskopi tekniklerinden çok sıklıkla faydalanıyoruz. Bu operasyonlar yüksek oranda tecrübe ve bilgi gerektirir. Kısırlığı oluşturan sebeplerin hemen yarısı erkek kısırlığı ile alakalı. Bu nedenle başvuran hastaların çoğu bu problemden muzdaripler. Şiddetli erkek kısırlığının her tipinde en ileri tedavi yöntemleri merkezimizde uygulanabiliyor. Erkek kısırlığının değerlendirilmesinde detaylı bir öykünün alınması ve fizik muayenenin yapılmasının yanı sıra semen analizinin ve hormonal tetkiklerin nedenler göz önünde bulundurularak uygun koşullarda yapılması son derece önemlidir. Normalde 100-400 büyütme altında mikroskopta incelenen spermler detaylı değerlendirmede 6 ila 8000 kat büyütülerek incelenmekte ve böylece baş ve kuyruk yapısı ve boyun yapısına ait bozukluklar detaylı olarak ele alınmaktadır. Bazı olgularda menideki spermlerin kullanılması ya da meniden sperm elde edilebilmesi mümkün olmayabilmektedir. Bu durumdaki olgularda cerrahi yöntemlerle testisten sperm elde edilebilmesi merkezimizde büyük başarı oranıyla uygulanmaktadır. Menide hiç sperm olmayan, azospermi olarak adlandırılan olgularda ameliyat mikroskobu altında testis dokusu büyütülerek sperm yapan tübüllerin, yapıların, kanalcıkların detaylı olarak değerlendirilmesi ve bu yöntemle sperm elde edilmesi yöntemi yapılabilmektedir. Mikrotesi olarak adlandırılan bu yöntemde sperm elde edilme oranı %50'ler civarındadır. Testiküler sperm kullanımı ile normalde çocuk sahibi olamayacak pek çok çiftte merkezimizde yüksek teknolojik imkanlar kullanılaraktan yardımcı üreme yöntemleriyle çocuk sahibi olabilme imkanı sağlanmaktadır. Tüberek tedavilerinde başarının en önemli kriterlerinden birisi çok iyi şekilde hazırlanmış bir embriyoloji, androloji ve genetik laboratuvarına sahip olmanızdır. Bahsettiğim laboratuvarlarımızda 30'dan fazla arkadaşımız aktif olarak ve büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Burası yumurtaların, spermlerin elde edildikten sonra çok uygun koşullarda döllendirildiği ve sonra embriyo gelişiminin transfere kadar olan 5-6 günlük sürecini kapsayan çok önemli bir bölge. Burada koşulların çok iyi olması gerekiyor, standartların çok yüksek olması gerekiyor. Buradaki personelin çok bilgili ve eğitimli olması gerekiyor ve bu eğitimin sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi IVF Laboratuvarı tüp bebek hastalarına yaklaşık 15 yıldır hizmet vermektedir. Laboratuvar ekibimiz bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Merkezimizde rutin uygulamalar yanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına da büyük önem verilmektedir. Ayrıca laboratuvarımızda yerli ve yabancı şu ana kadar 200'den fazla doktor ve embriyoloğa eğitim verilmiştir ve halen de verilmeye devam etmektedir. Tüp bebek tedavilerinde başarıyı arttırmak ve bu artan başarıyı sürdürebilmek amacıyla kalite kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda merkezimiz ISO 15189 belgesine başvurmuştur ve bu belgeyi alan Türkiye'de ve Asya'da ilk, Avrupa'da 9. merkez olmuştur. Bu belge aslında birçok şeyi içermektedir. Birincisi sarf malzemelerinin, cihazların embriyo kültürüne uygunluğu, daha sonra embriyoloji ve androloji laboratuvarlarında uygulanan işlemlerin her zaman aynı şekilde ve aynı başarıyla yapılmasının kontrolünü ve aynı zamanda laboratuvarımızda çalışan kişilerin devamlı eğitimlerinin tamamlanması ve sürdürülmesini içermektedir. Laboratuvarımızda embriyoskop ismi verilen embriyoları izlemeye yarayan bir cihaz kullanmaktayız. Bu cihazın temel olarak amacı embriyoların gelişim süresi içerisinde nasıl bir patern izlediği, bölünmelerinin nasıl olduğu, hücre sayısındaki artışın normal olup olmadığı, aynı zamanda ekstra parçacıkları oluşup oluşmadığını izleyebiliyoruz ve bunları kayıt altına alabiliyoruz. Bu kayıtları transfer öncesinde inceleyerek hastalarımıza gebelik oluşturma şansı en yüksek olan embriyoyu transfer etme şansını yakalıyoruz. Dondurma yöntemlerinin çok ileri boyutlarda ve ileri teknolojiyle yapılabiliyor olması
dondurduğunuz hücre ve embriyoların zarar görmeden çözülerek hastalara transfer edilmesine yol açıyor ki bu da gebelik şansını taze embriyo transferi kadar arttırıyor. Merkezimiz embriyo dondurma amacıyla şu anda dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve merkezimizin Türkiye'de öncülüğünü yaptığı vitrifikasyon yöntemini kullanmaktadır. Vitrifikasyon yöntemiyle embriyo gelişiminin her aşamasında embriyo dondurma yapmak mümkündür. Ve merkezimiz başarı oranlarına bakıldığında taze denemelere kıyasla benzer, hatta bazı durumlarda daha yüksek gebelik şansı da sağlayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Özellikle fertilite koruyucu amaçlı olarak kanser hastalarında yumurta dondurma amacıyla ve diğer tüm hastalarımızda zigot döneminden başlayarak blastozist aşamasına kadar her gün embriyo dondurma amaçlı kullanma şansına sahibiz. Günümüzde embriyoların gelişimini laboratuvar koşullarında 5. güne kadar, yani blastosis dediğimiz aşamaya kadar getiriyoruz ve böylece tutunma potansiyeli en yüksek olan embriyoyu seçiyoruz. Bu seçim çok önemli çünkü bu seçimi yaparak 40 yaş altındaki vakalara sadece bir tane embriyo transfer etmeyi amaçlıyoruz. Bu amacımızın asıl nedeni de çoğul gebeliklerin önüne geçmek. Günümüzde 40 yaş altı hemen hemen tüm vakalarda blastosist evresine kadar ulaştırılmış tek bir embriyoyu seçerek gebelik şansını arttırdığımız gibi çoğul gebeliklerin istenmeyen komplikasyonlarının önüne geçebiliyoruz. Embriyo gelişiminin 5. güne kadar takip edilmesi ve embriyo transferinin blastosist aşamasında gerçekleştirilmesi gebelik şansını artırmaktadır. Ayrıca gelişimi yavaşlamış ve duraksamış embriyoların ayırt edilmesine olanak sağlamaktadır. Günümüzde özellikle genç kadınlarda meme kanserinin sık görülüyor olması ve bu kanserin başarıyla tedavi edilmesi, ama bunun yanında yapılacak tedavilerde kadının yumurta hücrelerini kaybedebilme riski olması nedeniyle üremeyi koruyucu tedavi yöntemleri günümüzde çok önem kazandı. Kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedavi rejimleri hastaların üreme fonksiyonlarını negatif yönde etkileyebilmektedir. Kadınlarda adette bozulma, doğurganlıkta azalma ya da menopoza girme şeklinde olabilmektedir. Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi olarak fertilite koruma seçeneklerinden evli çiftlere embriyo dondurma, evli olmayan hastalara ise yumurta ya da yumurtalık dokusu dondurmayı önermekteyiz. Erkek hastalarda ise sperm dondurma önerilmektedir. Bu tedaviler bittikten sonra dondurulmuş, çözülmüş bu embriyoların transferiyle gebelik şanslarını arttırmayı hedefliyoruz. Günümüzde dondurma tekniklerinin çok başarılı uygulanıyor olabilmesi nedeniyle bu vakalarda dondurulmuş, çözülmüş embriyolarla %50-55 civarında gebelik elde edebiliyoruz. Merkezimizin en büyük farklılıklarından bir tanesi, çok geniş yelpazede genetik hastalıkların embriyolarda tanımlanabileceği bir merkez. Yani preimplantasyon genetik tanı tekniklerinin yaklaşık 1997 yılından beri her türlü genetik hastalık taşıyıcısı olan çift merkezimize sağlıklı bir bebek sahibi olabilmek için çözüm bulmak amacıyla başvuruyorlar. Elde ettiğimiz bu embriyolarda ilgili genetik hastalığı tanımlayarak, sadece sağlam embriyoları seçip rahim içine koyarak sağlıklı çocukların dünyaya gelmesini sağlıyoruz. Genetik olarak ortaya çıkmış kan hastalıklarında dünyaya gelmiş çocukların kemik iliği veya kök hücre nakline ihtiyaçları var. Bu ailelere hem sağlıklı hem de hasta çocuklarıyla doku uyumu %100 tutan embriyolar seçerek veriyoruz. Buna embriyoda HLA genotiplemesi adı veriliyor. Bu uygulamada dünyadaki en büyük seriye sahibiz. Bunun yanı sıra tüp bebek için başvurmuş, örneğin yaşı ileri, birçok kereler düşük yapmış ya da çok kereler tüp bebek uygulaması yapılmış ama başarılı olamamış kadınlarda da embriyolarda kromozomal inceleme yapılması mümkün. Böylece gebelik şanslarını arttırmak ve düşük risklerini azaltmak mümkün. Tekniğin amacı şu: embriyonun kromozomlarının normal olup olmadığının anlaşılması ve böylece
tutunma şansının arttırılabilmesi ve tutunması durumunda da düşük riskinin azaltılabilmesi. Bunun yanında embriyoda genetik tanı, genetik hastalıkların tanısı için kullanılıyor. Yani ailesinde genetik hastalık taşıyıcısı olan çiftler için kullanılıyor. Biz günümüzde embriyolarda genetik tanı için en son teknikleri kullanıyoruz. Kromozomal bozukluklar için RACGH tekniği kullanılıyor. Bu teknik dünyanın birçok yerinde embriyoların dondurulmasını gerektirirken, merkezimizde sabah erken saatlerde embriyoya biyopsi yapıp aynı gün akşam sonuç alabilip taze transfer yapabilme şansına sahibiz. Ayrıca genetik hastalıklarda da sadece genetik hastalık tanısı değil, beraberinde embriyoda bir HLA doku uyumuna da bakabiliyoruz ve yine embriyoları dondurmadan transfer yapabiliyoruz. Embriyolarda genetik tanı, embriyoya biyopsi yapılarak gerçekleştirilen bir uygulama olduğu için çok iyi bir embriyolojik altyapı gerektiriyor ve bu konuda çok tecrübeli olunmasını gerektiriyor. İşte 1997 yılından beri çok sayıda vakaya preimplantasyon genetik tanı uygulaması yaparak bu konuda oldukça büyük bir tecrübe ve büyük bir bilimsel veriye sahibiz. Şişli Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi bünyesinde üreme genetiği merkezini de kapsayan Türkiye'deki tek merkezdir. Bugüne kadar 48 hasta çocuk dünyaya getirilen sağlıklı kardeşinden yapılan nakille tam olarak sağlığına kavuştu ve bu çalışmalar geniş oranda dünya literatüründe yer buldu. Tüp bebek merkezleri ailelerin umuda doğru süreçlerinde ilk adım attıkları yerlerdir. Bu umutlu süreçlerinde yanında olanları, onlara dokunanları asla unutmazlar. Bu sonuç hepimizin sonucudur. Hastamızla sonuna kadar ilgilenir ve bu umut ve bu başarıya giden süreçte birlikte oluruz. Bu birliktelik bizi her zaman en doğru sonuca ulaştıracaktır. Bütün bu teknolojik gelişmeler ve uzun yılların getirdiği tecrübenin çok iyi yetiştirilmiş bir ekiple birleşmesi burayı başarılı bir klinik haline çevirdiği için hastaların en fazla tercih nedeni budur.